Arkadaş dediğim Öykü de dahil buna. Ben Öykü'yü seviyordum ve Öykü'nün bana karşı kötü oluşu hepinizin gözünün önünde şok etti beni. Kusura bakmayın ama Burcu Hanım biliyor sadece bu durumu. Ben Öykü'yle o konuşmayı yaptıktan sonra, Öykü'nün beni sevmediğini söyledikten sonra dışarı çıkıp ağladım. Nasıl yani ya dedim. Ne demek sevmiyorum? Biz kaç haftadır buradayız. Bölümleri izliyorum. Bölümleri izledikçe fark ediyorum ki onlar aslında beni sevmiyorlarmış. O için arkadaşlık kurmuşlar. Bunları öğreniyorum. Arkadaş dediğim ya sizin önünüzde ben Yağız'a neler söyledim ya, sen nasıl bunları söylersin? Sen nasıl benim arkadaşımla böyle konuşursun? Yaktım ortalığı. Benim arkadaşlarım için yaktığım ortalıkta meğerse hiç kimse benim arkadaşım değilmiş. Ben sadece duruyorum. Bak Erzem, sen kendi hamurunu nasıl kendin yoğurabiliyorsun farkında mısın? Senden tek bir şey diyeceğim. Kafanı arka tarafa çevir, bak Burak kimle oturuyor. Onlar kendi hamurunu insanlara göre yönlendiren insanlar. Tekrar söylüyorum sana. Dost dediğin sonuna kadar arkada dururdu. Dost dediğin o evde gittikten sonra Soner ve Anıl arkasından durdu, sesini çıkartırdı. Ben de evden gideceğim ama sizi yok edeceğim derdi. Bunun arkasında duracağım derdi. Hani savaş verdiniz ya, hani böyleydiniz ya, hani neredesiniz? Hani neredesiniz şu abi? Şu an onlar için savaşan tek kişi bu arada galiba benim yani. Gerçekten. Sadece onların arkasında duran da, onlar için savaşan da hala sadece benim sanırım. Ama bana o kadar ya... Bak başında da söyledim, sonunda da doğruyu söyleyeceğim. Doğruyu görebilen bir insan. Şampiyonluğa da çıksam o gün de söyleyeceğim. Ben tek geldim, tek giderim. Arkadaşlıklar başkadır, yarışma başkadır. Evet. Bugüne kadar kim hatalıysa yarışmada, sonuna kadar kim hatalıysa, kim hata yaptıysa kendim yazamadığım için o kişiyi yazmaya çalıştım. Yani potaya çıkıldığında sadece duygusal karar verdim, onun dışında vermedim. Elzem. Bu durum... Seni çok iyi anlıyorum. Bak biz bir ara seninle ters düşüncelere düştük. Biz bu ev içerisinde 3 kişi 9 kişiye kadar savaştık. Bak biz düşüncelerimizde, içimizde, kendi karakterimizde bu noktaya kadar geldik. Ha şu noktadan sonra ben bu kapıdan çıkarsam kendim olarak çıkacağım. İnsanların arkasına sığınmadan. Bak sen ne güzel kendi dostlarını savunabiliyorsun. Arkasında durdun. Hala naif davranıyorsun. Ama bazı şeyleri artık görmen lazım. Bak buna sana net karar vermen lazım. Bak bu konuda sana ciddi konuşuyorum. Çünkü o gün mutfaktaki davranışların, evin içindeki yeteneklerin, ben seninle aynı takıma düştüğümden beri ben seni sevdim Elzem. Ne yalan söyleyeyim. Hatta önceki davranışlarım yüzünden senden özür bile dilerim. Neden? Çünkü karşımızda çok kişiydiniz. Ya üstümüze geliyorsunuz. Davranış olarak belki bana hoş olmayan bir şeyler gördün. Bak sana tekrar söylüyorum. Bak yemin ediyorum, içten söylüyorum, özür dilerim. Teşekkür ederim. Ben de sana karşı bir özür diliyorum. Olsa sadece özür sen burada liderlik yapıp oyunlarda başarılı olup büyük ödülü hak edecek kadınlardan birisin. Artık o noktadasın. Bak böyle bunu net içtenliğimle söylüyorum. Kimse benim kadar çaba harcamadı. O şekilde devam et. Sadece etrafında gözlem yaptığın insanlar hakkında hissettiğin her şey doğru bu arada. Bunlara inanarak hareket et. Seni her an silebileceklermiş gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Ya ben zaten artık... Sen Burak'ın bugün Roza'ya oy verebileceğini düşündün mü? Roma. Ha, pardon. Sen bugün Roma'ya Burak'ın oy verebileceğini düşündün mü? Hadi İçinden geçirdin mi? Açıkçası. Sen hangi zaman Burak'ın ilk gelen insana evde oy verip onu potaya soktuğunu gördün? Hadi Burak'a bak. Hadi Burak'a dedim okey. Hani Ayberk yapabilir. Ayberk nasıl yapar ya? Ha? Abi sen yeni geldin. Ama... Kız sana gümbür gümbür diyor ama, ki arkadaşım bak, seni yazacağım ya ben. Sen nasıl ama, aynı mantığa düşersin? Bir şey söyleyeceğim sana. Ayberk ilk hafta olayı çözdü. Kime yakın olacağını anladı. Ceren'e yakın oldu. Ama ben de bu naifliğin arkasında Ceren mi var diye sorma nezdinde bulundum kendi kendime. Aynı çünkü biz sana şey karşı yaptım. Naiftik kardeşim. Sen eve gelen bir insana karşı neden naif olmadın? Olabilirdin. Bu bir erkekliktir, anladın mı? Yanlış anlama beni. Orada romanın çıkmaması. Ben sizin fikirlerinize sahibim ama bugün bu ucunu yapmak zorunda değilim çok, diyebilirsin. Çok değil, 4 gün önce biz fotodayken döndük. Final günü şu cümleyle devam etmedik mi? Güçlüleri eliyoruz. Evet. Güçlüler hani onlar bu cümleyi kurdu. Ben evet. Dedim ki ben güçlülerle yarışmak istiyorum. Hayır onlar güçsüz dedi olan... güçsüzleri eleyeceğiz. Dedi ki onlar, ha, güçleri pardon biz evet. Biz güçlüyü eliyoruz dedi. Roma kendini göstermeden güçlü adaylar orada dururken evet. Kalkıp güçsüzler. Demek ki kendileri strateji yapmıyor. O an kafalarına ne eserse, ne o an kim kafasına ya. Oturursa sen onu koyuyorlar. Sen direkt noktaladın. Orada Darwin'in kardeşinin sorduğu yani. Soruyu da burada noktaladın. Hakkını o şekilde elinden alırsam bu sefer ne olmuş olur biliyor musun? Ben senin hakkına girmiş olurum gerçekten. Ben senin sadece hakkın değil, annenin babanın hakkını da düşünüyorum. Bu benim için önemli bir faktör. Sen burada emek verdiysen, evet performansın iyiyse ben seni niye yazayım ki? Ben bir ittifak ona seni niye ezeyim ki? İnsanların düşünceleri ne şekilde olur bilmem. Benim kendi düşüncem bu şekilde. Ben o yüzden gönülden ben yazmak istemedim açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.